Sol yap. UNESCO Dünya Miras Alanlarından, İstanbul'daki üç miras alanlarından bir tanesiydi. Sayın Genel Başkanım, hemen arkamızda Süleymaniye İmareti ve Süleymaniye Kulesi. Karşımızda ne yazık ki şimdi yok olmayla karşı karşıya kalmış tarihi Osmanlı Mahallesi olan Süleymaniye Mahallesi. Hemen karşımızda diğer dünya miras alanı olan Zeyrek Mahallesi. Özellikle buradan bu açıdan size Süleymaniye Mahallesi'nin son halini göstermek, anlatmak istedik. 1985 yılında Dünya Miras Alanı ilan ediliyor Süleymaniye Mahallesi ama tabii çok öncesinden hazırlıkları başlıyor. Özellikle Ahmet İsvan döneminde, dönemin önemli akademisyenlerin bu alanda çok yoğun belgeleme çalışmaları var ve tespitleri var. Bu özelde 1100 adet tarihi anıt yapı tespitinde bulunuyorlar. O dönem 1100 adet. O dönemde sadece 525 adet tarihi ahşap Osmanlı evi dediğimiz ahşap konak Süleymaniye'de var. Ne yazık ki şu an 25 adet kalmış durumda. Tabii alan 2006 yılında yenileme alanı ilan ediliyor. Dünya miras alanı olmasının yanı sıra. 2006 yılından itibaren yavaş yavaş çöküntüler ve terk ediliş başlıyor. Ne yazık ki şu an gördüğünüz hali alıyor. Özellikle 2012-2014 yıllarda çöküntü ne yazık ki çok hızlanıyor ve dönemin kip taşının alanda yavaş yavaş yıkımları başlatmasıyla birlikte artık neredeyse kimsesizlerin yuvası olmuş bir hale geliyor. Büyük oranda da tehlike içeriyor sokaklar. Biz uzun zamandır şimdi beraber hem dokuyu da hissetmek için bir yürüyüş yapacağız ama uzun zamandır başkanımızın da talimatıyla alanda
İstanbul'un en önemli akademisyenleriyle birlikte, en önemli kuruluşlarıyla birlikte envanter çalışmalarını yaptık. Hemen hemen şu an 11 hektar Süleymaniye Mahallesi'nde %95 oranında bir belgeleme çalışmasına ulaştık. Neredeyse 5 milyona yakın şu an belge elde ettik ve envanterledik. Hemen hemen şu an yıkılmış olan yapıların %95'inin elimizde ya önceki dönemlerde çizilmiş röleveleri, belgeleri ve projeleri var ya da tarihi fotoğrafları var. Ve bunları şu an tespit etmiş durumdayız ve yeniden alanın etaplar halinde projelendirmesi safhasında bu belgeleri kullanacağız. İsterseniz sizi yavaş yavaş... Şu binalar tarihi bina değil. Değil, değil. Onlar kalmış tescilli olmayan binalar. Yollar abi, geçeyim. Aşağı. Sen yer başkanım. Sola. Hemen hemen şu köşedeki bina, biraz ileride gireceğiz. Hemen sol tarafta gördüğümüz boşluk, yakın zamanda çökmüş bir binanın. Pardon, ben geçmiş. Dostum, biraz geri şansın. 1100 adet tarihi tescilli binadan 366 tanesi. Yok, söylüyor. 525 tarihi ahşap konaktan Süleymaniye dokusunu veren konaktan sadece 25 tanesi. Sen benim kafayı görmüyorsun değil mi? Eli bırak ha. Öyle. Katrajımızı gidersek biraz daha geniş görürüz, daha rahat olur. Bu sizi kötü katraj görüyor. Özellikle size bu kuydu fotoğrafından değişimi, dönüşümü göstermek isterim. 1970'li belgelemelerin başladığı, miras alanı olarak ilan edilmesi için aday gösterildiği dönemden 2006 yenileme alanı ilan edilmesi, 82, 2006'da dünya yenileme alanı ilan edilmesi, 2010'da yavaş yavaş bunlar artık 2013'te tamamen tutumun hızlanması, 2020'deki bu hal. Ahmet, planladınız mı? Süperimiz var. Evet Emre, çekiyorum efendim. Nasılsınız? Çekiyorum efendim. Tamamdır. Ne güzel gidiyorsun. Nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? Çatalca. Çok az 50 metre. Abi girerler şey. Girmeyin vallahi. Nereden geldi bunlar? He? Tamam. Başkanım biraz yavaş. Evet. Arkanıza bakın. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir çekilin. Şöyle bir açalım şöyle. Allah ya. Şöyle aç bir arkadaşlar ya. Mahallesi müsaitsiz oluyor. 84 dünya miras konu alanı. Sonra Türkiye'de tescil edildi. Sit alanı ilan edildi. Sonra 2006'da pardon. Tarihi alanlar arasında alanı ilan edildi. Dünyada bir kurulması için bu kadar manzara görüldü. Burası dünya eşsiz. Güzel ne yapacak? Oğlan kanseri maalesef.